Bu aslında Bornova Kültür Adası projesinin parçalarından birisi Bornova Sohbetleri. Geçen sene kaç kere yaptık Erol abi? 5 kere yaptık. Bu sezonda şimdi tekrar, bugün tekrar başlıyoruz. Yaz aylarında biliyorsunuz ki İzmir boş oluyor. Şimdi bugün sevgili Mustafa Güreli hocamızın bir sunumuyla başlatıyoruz. Türk El Sanatları değil mi hocam? Türk El Sanatları. Evet, Türk El Sanatları. Geleneksel Türk El Sanatları. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürecek olan bir sunum. Mustafa hocamız emekli teknik öğretmen, Bergama doğumlu ve tarihgezisi.com diye muhteşem bir internet sitesi var. Erol abiyle beraber çoklukla çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 75-76 ili gezmişler, fotoğraf tutmuşlar. Ne kadar tarihsel yapı, eser varsa hepsini fotoğraflayıp üzerine bilgilerini de koyup çok güzel bir çalışmaya birlikte imza atıyorlar. Ayrıca yurt dışında da pek çok yerleri gezmiş Mustafa abi. Bugün onu dinleme şansına sahibiz. Bornova Kültür Adası'na tekrar döneyim. Bu Bornova sohbetlerinin yanı sıra fiziki çalışmalar da yapmaya başladık. Mesela bu Gençlik Caddesi'ni biliyorsunuz, rektörlüğün oradaki Bornova metro durağından Supik Oyuncuoğlu'na kadar olan Aks'ta, orası tamamen bir Levanten bölgesidir. Bir orayı promenat alanı, bir yürüyüş alanı haline getirme çalışmaları başladı. Yol üzerine banklar konulacak. Bankların esprisi aslında şu, Levantenlerin bir kültürü var, 300-400 yıllık bir kültürü. Onlardan biri de Pezulaki kültürü. Pezulaki dediğimiz şey aslında hepimizin bildiği bir şey. Evlerde annelerimiz, babalarımız o müstakil evlerin olduğu dönemlerde kapının önüne çıkıp böyle taze fasulye, Arap saçı bilmem ne ayıkladığı, o karşı karşıya sohbetler ettiği o kültür var ya, bunlarda da 3 aşağı 5 yukarı varmış. Evlerinin önünde küçük küçük taş banklar olmuş. İşte o Pezulaki'leri anımsatacak, onun adına da Pezulaki denilmiş. Banklar kurulacak şimdi Supik Oyuncuoğlu'na kadar, hocam üzerinde. Rektörlüğün önüne, Halı Müzesi'nin önüne, oralara hep onlar kurulacak. Ayrıca, Erol abi anlattı mı bilmiyorum, bir de bilgi safarisi gibi bir çalışma olacak. Gene metro durağından, böyle yerde bir metre çapında bilgi noktası yazan şeyler olacak, işaretler olacak. Oraya geldiğinizde sağınıza ya da solunuza baktığınızda bilgilendirme tabelalarını göreceksiniz. İşte bu köşkte Atatürk ve Latife Hanım'ın hareketli görüntüleri vardır. Ya da biraz daha ilerleyeceksiniz, bir tane daha yerde bir nokta. Orada Lord Byron bu evde misafir kalmıştır gibi. Kendi başınıza hiç rehbersiz bilmemesiniz, rahatça gezebileceğiniz bir güzergah oluşturuyor. Evet. Onunla uğraşıyoruz. Araya bunu da sıkıştırdım, kusura bakmayın. Mustafa hocam, tekrar size dönüyorum. Artık başlayalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Zahmet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte bir hazırlayabildiğim kadarıyla geleneksel Türk el sanatları ile ilgili sunum hazırladım. Aslında geçen sene olacaktı. Bazı işte nedenlerden dolayı bu zamana kadar geldik. Şimdi geleneksel el sanatları kısmı İslami dönem. İslami dönemden öncesi ve sonrası var. O zamandan bu zamana kadar devam eden geleneksel el sanatlarımız. Türklerin tarih boyunca işte kültürleri doğrultusunda ortaya çıkan estetik haz yaratan ürünlerin tamamını geleneksel Türk sanatları kategorisine koyabiliyoruz. Türklerin kendi kültürler içerisinde tarih boyunca taşınan, günümüze kadar gelen tüm sanatlara
geleneksel el sanatları diyoruz. Geleneksel Türk el sanatlarında ağaç işçiliği, cam işleme sanatı, vitray sanatı, ebru sanatı, hat, kaligrafi, tesir, minyatür, çinicilik, seramik, çömlekçilik, dokumacılık, taş işleme, kağıtı, origami, yaprak sanatı, iğne oyası, kanemiçe, tığ işi, dantel, gümüş işçiliği, kazaziye ve savat işçiliği. Bunların hepsi geleneksel Türk el sanatları. Belki daha başka sanatlar da vardır, ben unutmuş olabilirim. Ama çok uzun bir şey olduğu için hepsini almadım zaten. Hepsini ayrı ayrı anlatmaya kalksak belki bir hafta yetmez. Kısa kısa bunlar hakkında ben size bilgiler vereceğim. Şimdi bizim hayatımızda en önemli 3 tane madde var. En önemliler. Daha çok var da bunlar en önemlisi. Bunlar nedir? Birincisi ağaçlar. Diğeri toprak. Bir diğeri de taş. Yani demir, gümüş, altın filan onlar da var da onlar bunlar kadar bizim hayatımıza girmiş değiller. Mesela ağaçlar dediğimiz zaman evimizin, hayatımızın alt tarafına girmiş. Yattığımız yataktan, kullandığımız dolaptan, oturduğumuz sandalyeye kadar, kullandığımız çatala kadar, kullandığımız kaşığa kadar, tabağa kadar hepsi ağaçlar. Ağaçlardan evler yapmışız, camiler yapmışız, süslemeler yapmışız. Aynı şekilde toprak da öyle. Topraktan da gene işte eski zamanlarda kullanılıyordu destiler, tabaklar, seramik olan şeyler. Taş deseniz o da gene hayatımıza girmiş. Ondan da evler yapmışız, binalar yapmışız. Ona göre taş işlemişiz güzel güzel. Bu üç madde bizim hayatımıza girmiş. Zaten biz de topraktan yaratılmışız. Yani toprak bizim için vazgeçilmez bir nimet. Şimdi ben önce ağaçlar hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Şimdi ağaç sanatı demişiz ama bu sanatı yaparken de mesela 1000 yıllık bir ağacı kesmişiz, katletmişiz. Onu işlemiş, işte koymuşuz, ne bileyim masa yapmışız, bilmem işte bir sürü heykeller, aklıma gelmiyor bir sürü şeyler yapmışız. Ama 1000 yıllık ağacı kesmişiz. Buna da sanat demişiz. Bu ağaç nasıl yetişir, nasıl gelir, nasıl yaşar? Hiç ilgilendirmemiş bizi. Bütün dünyada da aynı şekilde. Ama sanat olarak kullanmışız. Yani ben bazen içim acıyor bu şeylere. Şimdi bizim kullandığımız şeyleri arkadaşlar bilir. Bizim hoca resim çalıştığımız yerde masa yapmış. Koskoca kestane ağacını kesmişler gövdesini. Uzunca masa yapmışlar. Neymiş? Adı sanatmış. Ama ağaç katledilmiş. Neyse, şimdi bu boyutunu geçelim. Şimdi ağaçlar hakkında ben size bilgiler vermek istiyorum. Bir ağacı hiç yaşantısını şöyle düşündük mü? Nasıl yaşar? Ne yer? Ne içer? Bunları hiç düşünmemişizdir, aklımıza gelmemiştir. Şimdi ağaçlar da diğer canlılar gibi işte havaya, suya, besine ihtiyaç duyan canlılar gibi onlar da bir canlı. Şimdi bizim yaptığımız bir apartmanı düşünün. 5 katlı bir apartman. 5 katlı apartmanın en üst dairesini su çıkarmak için ne yapıyoruz? Bir sürü yok hidrofor koyuyoruz, yok elektrik motoru koyuyoruz, yok pompalar koyuyoruz, öyle çıkarıyoruz. Ama şimdi büyük bir ağacı düşünün. Mesela ağaçlar kendi aralarında birçok şeylere ayrılıyor, çeşitleri var. Yaşları farklı. Şimdi 35 metre yüksekliğinde bir ağacı düşünün. Bunun en üst tepesindeki yaprağın dahi suya ihtiyacı var. Şimdi bu ağacın dibinde şey yok ki, ne o, pompa yok ki. Nasıl çıkıyor oraya ağaç, su? Nasıl geliyor, nasıl yetişiyor, nasıl besinini şey yapıyor, temin ediyor. Bunların hepsi bizler için, araştıran için değil de bizler için birer muamma. Şimdi ağacın bu suyu
yukarıya kadar çıkarması için 3-4 tane kuvveti var. Bunlardan bir tanesi, işte 50 metrenin üzerinde olan ağaçlar da var, 110 metre ağaçlar da var. Bunlardan bir tanesi kök basıncı. Ağacın kök basıncı. Ağaçların bir özelliği daha var. Onu da söyleyeyim antiparantez. Kışın bütün yaprakları dökerler. Bilirsiniz hepiniz. Ve suyunu tamamıyla, kış olduğu için kış aylarında tamamıyla köküne çeker. Yukarıya su vermez. Soğuktan korunsun diye kendini korumaya alır. Kışın bütün ağaçların şeylerine bakın. Duru, yaprak döken ağaçları. Dalları kurudur. Çıtır çıtır kırılır. Ne zamana kadar? Nisan'a kadar. Nisan'da o zaman bizim büyüklerimiz çocukken derlerdi, ağaçlara su yürümüş. O zaman ağaçlar yeşermeye başlar, hepiniz biliyorsunuz. O zaman gene bu faaliyetler tekrardan devam eder. İşte bunlardan bir tanesi ağacın şeylerine, dallarına, yapraklarına kadar suyu götürmek için bir kuvvetin birisi kök basıncı. Yani kökte kendine ait öyle bir basınç var ki ta en üstteki şeye kadar, yaprağa kadar su gidebiliyor. Birisi bu, kök basıncı. Bir de diğeri de klorofil denilen yaprağa yeşil renginlerden bir madde. O da gene şey yapıyor, suyun oralara kadar gitmesine sağlıyor. Bir diğeri de terleme. Yani havadaki şeyden dolayı, buharlaşmadan, şey yapmadan dolayı, bu terlemeden dolayı gene su yukarıya çıkıyor. Bir diğer güç de karbondioksit. Karbondioksit, biliyorsunuz ağaçlar karbondioksit emip oksijen veriyorlar ya dışarıya. Karbondioksit ağaç dalları içerisindeki, ağacın gövdesi içerisindeki su sütunlarını birleştirip su şeyine haline getiriyor. Su ne bileyim nasıl diyeyim onu? Su sütunu meydana getiriyor. Bu karbondioksit sayesinde de su ta en üstteki şeylere kadar, yapraklara kadar çıkabiliyor. Yani ağacın suyunu yukarıya çıkarması için 4 tane unsur var. İşte dediğimiz gibi karbondioksit, klorofil, kök basıncı, bir de kılcal damarlardaki o su sütunları ağaçların sulamasına ve beslenmesi. Ağaç da topraktan kendine lazım olan besini alıyor. Topraktan ve güneşten temin ediyor. İşte meyve ağaçlarında, meyve ağaçları da bize sunuyorlar. Meyvelerini sunuyor. Kiminin gölgesinden faydalanıyoruz. Kiminin ne bileyim işte odunundan faydalanıyoruz. Keselerin kerestesinden faydalanıyoruz. Dediğim gibi İşte sandalye, dolap, kapı, pencere bunlar şeyler yapıyoruz. Ağaçları katlederek ayrı mesele. Yani ağaçlar bu şekilde kendi kendine besliyor. Hatta öyle bir şey ki bir ormanda ben görmüştüm. Ağacın bir tanesi kurumaya yüz tutmuş. Yani çevresindeki ağaçlar hepsi buna kök salmışlar. Ağacı canlandırmaya çalışıyor. Yani onlar da bizim gibi insanlar gibi birbirlerine yardım ediyorlar. Şimdi ağaçlar çeşitlilik gösteriyor değil mi yani? Bunlar nasıl çeşitlilik gösteriyor? Yaşları bakımından, çeşitleri bakımından aşağı yukarı kaç, 1200 mü neydi öyle bir çeşidi var ağaçlar. İşte bildiğimiz gibi işte çam, meşe, ne bileyim armut, elma, say sayabildiğin kadar bir sürü şeyleri var, çeşitleri var. Bir de büyüklükleri, yaşları bakımından çeşitlikleri var. Mesela en uzun ağaç tespit edilmiş 9000 yaşında. Bir de dünyanın en uzun ağaçları var mesela, sekoyaları var. Bayağı 115 metreye kadar çıkabilen şeyler var, ağaçlar var. Şimdi ben size dünyanın en uzun ağacı, dünyanın en uzun ağacı tam olarak 115.61 metre.
Yani 115 metre yükseklikte bir ağaç düşünün. Bu ölçülmüş Hyperion ağacı Amerika'da bulunmakta. Kuzey Kaliforniya'daki Piribur Ulusal ve Eyalet Parkı'nda bulunan bu ağaç koruma altında. Dünyanın bu en uzun ağacı bilimciler işte Cihat Kesim'den Hayro tarafından 2006 yılında keşfedilmiş. Uzmanlar Piribur ismi verilen bu ağacın 600 yaşlarında olduğunu söylüyorlar. Ama bize göre henüz genç 600 yaşında olmasına rağmen insanlardaki 20 yaşa tekabül ediyormuş 600 yaşındaki ağacın yaşı. Türkiye'nin en uzun ağacı ise 401 yaşındaki Gökner ağacı. Bu ağaçta Gümüşhane'nin Torun ilçesinde bulunuyor. Bu Gökner ağacının boyu da 55 metre civarında. Şimdi şu gördüğünüz dünyanın en uzun ağacı, bahsettiğimiz ağaç. Bunun boyu 115 metre boyunda. Dünyanın en uzun ağacı. İşte düşünün şimdi, bunun en tepesine su nasıl çıkacak? Hidrofor yok, pompa yok, bilmem ne yok. Ama işte ağacın kendi yapısından dolayı, bahsettiğimiz bu dört unsurdan dolayı en tepesine kadar su rahatlıkla çıkabiliyor. Bu Kaliforniya'daki o en yüksek ağaç. Bu da Türkiye'nin en yaşlı ağacı. 4115 yaşındaymış. Zonguldak'taki Korsuk ağacı. 115 yaşında. 4115 yaşında. Bu ağaç da İsveç'in Dalama kentinde bulunan eski Çiçekkur tam 9558 yaşında. Eski Çiçekkur günümüzde dünyanın en yaşlı ağacı olarak kabul ediliyor. Son buz devrinde filizlendiği düşünen bu ağaç 16 metre uzunluğunda Norveç derdenin türünde olan eski Çiçekkur her yıl binlerce turisti, ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu da yani bunun görünüşü o kadar evlatlı değil ama yaş olarak işte 9000 yaşında. Bu mesela Kaliforniya'daki bir çam ağacı. Bu ağaç da oldukça yaşlı bir ağaç. Yaşı kaçmış 5000 yaşında neredeyse. Bu ağacın yerini gizliyorlar. Koruma altında. Nerede olduğunu söylemek istemiyorlar pek. Yani koruma olduğu için. İşte biliyorsunuz insanlar hep zarar veriyor. Onun için yerini pek söylemek istemiyorlar. Bu ağaç da Dangerney, Kuzey Galler'de dünyanın en yaşlı ağaçları listesindeki Dangerney, Güney Galler'de bulunuyor. Yemişi 4000 yıllık bir porsuk ağacı. Bronz çağında filizlenmiş. Günümüzde ağaç çekirdekleri parçalanmış durumda. İşte sen Diyarbakır Kilisesi'nde bulunan bu ağaç 2002 yılında 50 büyük ağaç listesine alınmış Galler'de. Bu selve ağacı da İran'da Sarv isminde bir ağaç. İran'ın Yezid eyaletinde bulunuyormuş. Selve ağacının tam ismi Sarve Aberkür. Yaklaşık 4800 yaşında. Bu da bir selve ağacı. İran'da bulunuyor.